Asit baz reaksiyonlarının nasıl yazıldığını öğrenmek organik kimyanın olmazsa olmazlarından biridir. O zaman gelin bir asit baz reaksiyonuna göz atalım. Sol tarafta gördüğünüz asetik asit bizim Bramsız Lowry asidimiz olarak görev yapacak. Yani proton verici olacak. Sağ tarafta ise sodyum hidroksit var. O da proton alacak. Yani Bramsız Lowry bazlı olacak. Reaksiyon mekanizmasını çizerken elektronların akışını göstermek için eğri oklar kullanmıştık. Diyelim ki hidroksitin üzerindeki bu iki elektron asidik asidin protonunu yakalayacak. Evet, o zaman bu sarı okta ok da daha önce bahsettiğim eğri ok. O sadece proton alacak. Bu da demek oluyor ki bu iki elektron ikisi birden oksijene kalacak. Şimdi de bu asit-baz reaksiyonunun ürünlerine göz atalım. Hmm, İlk olarak sol tarafta oksijenle çift bağ yapmış bir karbon var. Bu oksijende kendisine eksi bir formal yük veren 3 çift ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Ayrıca elimizde bir de sodyum katyonumuz var. Burada bir iyonik bağ düşünebiliriz. Son olarak H artıya OH eksiği eklersek ne olur? Elde edeceğimiz şey su olur. Yani H2O. O zaman buraya bir su molekülü çizebiliriz. Hatta ortaklanmamış elektron çiftlerinde üzerine ekleyebiliriz. Evet, şimdi en baştan bakalım. Hidroksite ait ortaklanmamış bu elektron çifti gördüğünüz gibi bu protonu aldı. Mesela bahsettiğim iki elektron çifti bu pembe renkli olanlar olsun. Bu da yakaladıkları proton. Bu elektronların dışında nereye gittiğini takip etmemiz gereken başka elektronlar da var. Evet, onları da maviyle çiziyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Mavi elektronlar ilk olarak oksijenin üstüne kalıyor. Daha sonra da burada ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri olup oksijene eksi bir formal yük kazandırıyor. Bu gördüğümüz bir asit baz reaksiyonu. Hatta burada konjugi asit yani eşlenik asit baz çiftlerini bile belirleyebiliriz. Hatırlayalım. Sol tarafta elimizde asetik asit vardı. Asetik asidi brønsted lowry asidi olarak tanımlamıştık değil mi? O zaman asetik asidin konjuge bazı ne olur? Tahmin edeceğiniz gibi konjuge bazı diğer tarafta bulabiliriz. Aha, sadece bir tek proton eksilterek asetik asidin konjuge bazını elde edebiliriz. Yani buradaki molekülü konjuge baz olarak tanımlayabiliriz. Evet, gördüğünüz asetat anyonu. yani bizim konjuge bazımız. Şimdi hidroksite bakalım. Hidroksit sol tarafta baz olarak kullanılmıştı değil mi? O zaman hidroksitin konjüge asidi de sağ tarafta olmalı. OH eksiye bir proton eklersek, H2O yani su elde ederiz. Bah, neredeyse konjüge baz yazıyordum. Ama aslında konjüge asit olmalı değil mi? Sonuç olarak konjüge asit baz çiftlerimizi belirlemiş olduk. Bana sorarsanız, öğrencilerin asit baz mekanizmalarını çizerken yaptıkları en büyük hata, bu eğri okları yanlış çizmeleri. Evet, bu hatayı sizin de aklınıza kalması için kırmızıyla gösteriyorum ki asla yapmayın. Aman ha! Mesela, bu hatayı, öğrenciler bu protonu sanki hidroksit anyonuna doğru gidiyormuş gibi gösteriyorlar. Aslında bunun doğru olmadığını biliyoruz değil mi? Yine de bu birçok öğrencinin genelde yaptığı bir hata. Gerçekte eğri oklar elektronların hareketlerini göstermiyor muydu? Ama burada gösterilen öyle değil. Sanki pembe renkte elektronlar asetik asidin protonunu alıyor. Hey! Tabii bu yanlış bir gösterim. Asit baz reaksiyonlarının mekanizmalarını sakın bu şekilde çizmeyin. Şimdi yeni bir örnek yaparak öğrendiklerimizi biraz daha pekiştirelim. <laughs> Sol tarafta aseton var, sağ tarafta ise hidronyum iyonu, yani H3O artı duruyor. Hidronyum iyonu Bramsted-Lowry asidi gibi davranacak ve asetona yani reaksiyondaki Bramsud Lowry bazına bir proton verecek. E, al bakalım. Burada tekrar dikkatini çekmek istiyorum. Asit baz mekanizmalarını çizerken yaptığımız eğri oklar protonların değil elektronların hareketini gösteriyor. Yani aseton baz gibi davranırsa bu oksijenin üzerindeki ortaklanmamış bir elektron çifti bir proton alabilir. Ve buradaki elektronları da sağ tarafta gördüğünüz oksijene bırakabilir. Şimdi bu asit-baz reaksiyonunun sonunda neler elde ettiğimize bakalım. Sol taraftaki yani oksijenin sol taraftaki ortaklanmamış bu elektron çifti hiçbir şey yapmadı. Ama aynı oksijenin sağ tarafındaki ortaklanmamış bu elektron çifti bir proton yakaladı ve bu şekilde bir bağ yaptı. Sonucunda da oksijenin üzerinde artı bir formal yük kaldı. Üstüne bir de suyun oluşması gerekiyor. O zaman buraya bir su molekülü yani H2O ekleyelim. Hatta ortaklanmamış elektron çiftlerini de gösterelim. Şimdi elektronların hareketini takibin tam zamanı. Burada gördüğünüz pembe elektronlar bu protonu alıp sağ taraftaki bu bağı oluşturdu. Evet, pembe renkli elektronlar tam burada bu bağı oluşturuyor. Diğer yandan bu mavi renkli elektronlar oksijenin üstünde kaldı. Yani oksijeni bir tane daha ortaklanmamış elektron çifti ekleyerek suyu oluşturdu. Son olarak bu örnek içinde de konjüge baz çiftlerimizi bulalım. Sol taraftaki hidron iyonu H2O artı bransut lowry asidi gibi davranıyor değil mi? Hmm. Bu asitten bir proton aldığınız zaman konjüge bazını elde ederiz. Yani suyu elde etmiş olduk. Asetonsa bransut lowry bazı gibi davranıyor. Yani aslında sağ tarafta onun konjugi asidini bulmamız gerekiyor. Hmm Evet işte bu gördüğünüz de asetonun konjuge asidi. Sonuç olarak konjuge asit baz çiftlerimizi bulduk. Elektronların hareketini de eğri oklarla göstermiş olduk. Bundan sonra sizin yapmanız gereken daha fazla örnek bularak bu konuda biraz daha çalışmak. Çünkü asit baz reaksiyonlarının mekanizmaları oldukça önemli bir konu. Bu konuda yaptığınız pratikler sayesinde organik kimya mekanizmalarını yazarken hız kazanmanız da bir o kadar önemli.